biz sebep olduk diyor. Muhafazakarın becerikli olmasını. Hayır. O kendi çapında becerikli olabilirdi diyelim. Zamanın ruhunu yakalayan solculardı. Diyelim ki bundan 50 yıl önce. Evet. Onu siyasete, makul siyasete dönüştürebilselerdi, evet, bugün Başkan Erdoğan'ın yaptığı birçok, evet, şeyi solcular da yapar. Tabii fantezi yani istemek yerine çok reel politiğe uygun gerçek şeyleri size yapsaydı. Fantezik şeylerin peşinde, evet, koşacağına. Aslında Tayyip Erdoğan'ın farkı da o. Türkiye'de büyük bir devrim yaptı. Evet. Bir sürü şey değiştirdi. Ben daha çok batıcı olmasalardı. Batıcı onun da tabii doğru, onun da etkisi. Daha yerli o da, ve o da bir yorum. Ama şöyle bir çizgi vardı. Mahmut abi şöyle diyeyim, mesela bizim solda değişmesini yani soldan bakarken değişmesini istediğimiz, dönüşmesini istediğimiz bir sürü şeyi Tayyip Erdoğan, evet, değiştirdi. Yaptı ya Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın darbelere karşı duruşu benim 70'li yılın ortasından itibaren en büyük özlemimdi. Evet. Yani diyordum ki bir siyasi aktör çıksa da bize destek versek ya da biz çıksak, bizden birisi çıksa bu darbelere bir son versek diye düşünüyordum. Gerçekleştirdi. Evet. Vesayet rejimi dediğimiz o kurumsallaşmış bürokratik yapıyı dönüştürse diyorduk. Dönüştürdü. Şimdi biz buna solcu deyince ben bir ara şey yazdım. Hatta televizyonda söyledim. Dedim ki devrimci muhafazakar. Şimdi muhafazakarlı klasik batı siyasi aklıyla yaklaşıyorlar bizim solcular. Muhafazakar dediğim bildiğimiz o klasik İngiltere'deki muhafazakar. Halbuki bizdeki dindar Müslüman sosyolojiden bahsediyorum. Siyasi aktörlerden bahsediyorum. Onu dediğim zaman bana dedi ya öyle devrimci muhafazakarın devrimcisi mi olur? Mahmut abi ne zaman kullanmıştın o tabiri? 11 falan, 12, 11. Yani o zaman benden önce kullanmıştım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani demek ki o zaman ilk sen kullanmışsın. Ben de muhafazakar devrimci demiştim ama ben 2018, 2017'de dedim ben. Mahmut Öğür, ben bu yaşındayım, gerçekten hatırlamıyorum. Mesela muhafazakar partilerin, yani buna Doğru Yol Partisi, Anavatan, Anavatan, AK Parti dahil, mesela Zikir Matik dağıtmadılar. Kim dağıtmış? CHP. Ya İmamoğlu ile birlikte bir ziyada. Zikir Makit, Seccade. Ya ama yani neyse. Seccade dağıtıyor bile. Bir de bir video var. Gelir mi bilmiyorum bu. Benim ha. Ben Hazreti Muhammed'in adaşıyım. Demiş Ekrem Bey. Şimdi ama bu dini siyasi dincilik. İslamcı gruplar da farklı şeyler yaptı. Türkiye'de bu türden siyasi malzeme kullanma konusunda çok da birbirinden farklı. Sol yapmasın canım. Ama mesela şu. He? Hayır biz bu siyah şimdi şöyle bir şey herkes var. Herkes kendi bahçesini sömürsün. Yok yok. Dinin abi, siyasete şey alet edilmesi. Evet. Bak bu kavram var ya. Evet. Bu kavrama herkes karşı, ben de karşıyım. Dinin siyasete alet edilmesi. Kavrama din, değil de yani bu kavrama katılıyorsun yani değil mi? Edilmemeli diyorsun. Edilmemeli yani. Diyorum tabii ki. Öyle düştü. Evet. Şimdi mesela ama ben dindar olduğum için her türlü dindar söylemi söyleyebilirim. Dini alet etmemiş olurum da değil o. Şimdi oraya geleceğim. Ben dindar olduğum... Benim deme hakkım var ama senin din kullanma hakkın yoktur. Demek. Yok onu demiyorum bak. Dinin alet edilmesine karşıyım. Adamın yaşam tarzı bu. Mesela şeyi hatırlıyor musun? Şimdi Mahmut abi ben ince bir gönderme yaptı ama şimdi katılacak. 27 Nisan e-muhtırasının verilmesinin sebeplerinden biri, daha doğrusu özür diliyorum, aynı tarihlere denk geldiği için üç aşağı bir yukarı. AK Parti'ye kapatma davası açılmasının sebeplerinden biri Erdoğan'ın meydanlarda elhamdülillah demiş olması. İsmet Paşa da Allah'a ısmarladık demişti. O da Allah'a ısmarladık demişti. Ne var bunda? Şimdi ya az değilsin sen de mi? Ya nereden aklına geldi İsmet Paşa'nın Allah'a ısmarladık? CHP'yi o yüzden mi? Ama CHP'yi o yüzden mi kapattılar? Tartışma varmış ya bir dönem. Demişler ki sayın genel cumhurbaşkanımız. Ya bu dinle ilgili çok aramızda mesafe var. Bu mesafeyi biraz azaltalım diye bir şey bir dinle ilgili bir iki şey söyleyin. Çıkmış konuşma yapacağım sonra Allah'a ısmarladık. Demiş ki söylemediniz. Demiş ki Allah'a ısmarladık demiş. Dedik ya. Mahmut Öbür. Çok bak güzel. Bir şey söyleyeyim. Senin hani sen latife ya olsun bak. Diye espri olsun diye söyledin. Herkes her şeyi dağıtabilir. Kim ne istiyorsa söyleyebilir. Elhamdülillah demek kimsenin babasının tapulu malı değildir.
Seccade de öyle, zikirmatik de öyle, şu da öyle, bu da öyle. Doğru mu? Var mı itiraz olan buna? Yok canım, Allah Allah, elhamdülillah Müslümanız yani. Diyorsan. Bütün yok, Müslüman olmana gerek yok ki. Bir yani bir Hristiyan bir Müslümana seccade hediye edemez mi ya? Edebilir. Yani buralarda sıkıntı yok. Kimse buradan bakmasın yani. Şimdi ben öyle açılış yaptım. Mahmud abi içerledi. Mahmud abi. Helal. Ama bak, zikir matik hakikaten yok. Hatırlayınız var mı? Zikir matik var. He. Hatırlayınız var mı Mahmud Övür? Ya bu seccade var şöyle. Seccade var. Bak, seccadede sıkıntı yok. Seccade var. Seccade kurtarır. Seccadede sıkıntı var ya, nasıl yok? He? Şey de var. Seccade verince al bunu Ayasofya'ya git demek. mümkün değil. Hayır canım. Hayır, bir de seccade vardı bir ara, satılıyordu ya, cennete gidersin onunla. Tamam, bak kapalı. Onlar siyasetin bağlamının yani dışında. O başka bir terane. Yani ben şunu söylüyorum Mahmud Övür. Zikir matik mi varmış ya? Evet. Yani bu elektronik tesbih aslında. Hem de teknoloji. Ya işte Selat Sevrici'ye falan okuyorsun. Yani 4444 defa okuyacaksın. Bak o bak bak bak. Var. Mahmud Övür. O. Geçiyorsan bu tarafa. Tam geç. Dönüyorsan tam dön. Ya hayır abi, çocukken de yaptığımız şeyler ne var ya? Eyvallah. Basıp basıyorsun. Latif olsun diye. Eskiden tesbihle ya da parmağımızı sayıyorduk. Şimdi bu matiği çıkmış. Ama siyasetçinin dağıtması şey tuhaf tabii. Gerçi bir şey söyleyeceğim ya. Ya dağıtsın, bence mahsuru yok. O bence, anlamda demiyorum. Ya tuhaf dedin mi? Sonra şimdi kendi kendimi yalanladım düşünürken. Yani çok da tuhaf değil ya. Değil değil. Dağıtır, ne olacak? Şimdi Ramazan geliyor, imsakiye bence dağıtmış. Bence aslında mahsuru yok. Aslında bu şöyle bir şey. Tayyip Erdoğan'ın başarısı bence. Yani eskiden dönüştürücü. Eskiden yani, dinle ilgili alerjisi olan bu tip şeyleri yapamayan. Hatta belki de Cumhuriyet Halk Partisi içinde de öyle aktörler vardı. Yani halkın inancıyla ilgili sıkıntısı olmayan insanlar vardı ama onlar bir şey yapamıyorlardı. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi içinde namazından yazılı olan insanlar var ya. Yok yok, kastım şu. Kastım önde gelenleri söylüyorum. Yani yapamıyorlardı o insanlardı. Çünkü yapınca linç ediliyorlardı. Bak şimdi ne güzel. Onursal adı güzel. İşte burada önemli güzel olan dini düşmanlaştıran. Kimse de bir şey diyemez ona. Bak yani. Problem bu. Yani ben geleceğim yer orası. Kendi halkının inandığı dini düşmanlaştıran bir siyaset dili kullanmalar. Sadece din değil ya. Değerler silsilesi. Dilini, evet, dillerini, işte yani değerler. Orada bir problem var. Çok daha batıcı dediğim o aslında. Bizdeki problem zaten oradan kaynaklı. Hastalıklar. Tutucu olan CHP'ydi. Tutucu olan CHP'ydi. CHP statükocu zaten. Evet. CHP'nin statükocu çok açık yani. Belli bir yaşam biçimini, belli bir tek tipçi yapıyı dayatan bir partiydi. Başarılı olamadın, gördün. Artık onlar da mesela 49'da Şemsettin Günaltay'ı getiriyorlar başbakan yapıyor İsmet Paşa. Ne yapıyor? İmam hatipleri aç diyor. Dindarlarla, işte Müslümanlarla, halkla biraz bağımız olsun falan diyor. Ama bunları şey olsun diye yapıyor. Seçime kadar. Seçime yani iş olsun. Yani bu gösterme bu değil işte. Mesela o hakikaten o inanca saygı duyacak bir siyasi aktörler topluluğu oluşturmak. Ya değerler silsilesi oluşturmak. Toplum CHP'lilerden, CHP'den, bak CHP'nin dindarı mevzul miktarda vardır. Kastım o değil. Toplum CHP'den dindar olmasını falan beklemiyor. Hayır, ya da herhangi bir partiden de dindar olmasını beklemiyor. AK Parti'den de beklemiyor. Saygı bekliyor sadece. Saygı bekliyor sadece. O kadar. Yani, evet. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.